Tarihi Yarımada'dan bir kez daha merhaba. Devre Alem'de bugün özel bir bölümle karşınızdayız. Batı Trakya'da çoğunlukla Türk nüfusun yaşadığı Gümülcine'den özel haberlerimiz ve görüntülerimiz var bugün. 550 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Gümülcine, Yunanistan'da en fazla Türk nüfusun yaşadığı şehir aynı zamanda. Eski camiden çarşıya, Saat Kulesi'nden Kır Mahallesi'ne Osmanlı izleri ve Türk geleneklerinin hikayesiyle Batı Trakya'nın kalbi Gümülcine'yi Tuğçe Özerdem'in haberinden izliyoruz. Yunanca adıyla Komotini. İpsala'ya sadece 100 kilometre uzaklıkta olan şehir, Türkiye'nin hemen yanı başında. Gümülcine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından 10 yıl önce 56 gün süren ilk Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği yer olması sebebiyle de önemli. Nüfusun 70 bin olduğu ve bu nüfusun %50'sinin Türklerden oluştuğu bir kent ve bu kentte değerlerine sıkı sıkı bağlanan 10 binlerce Türk. Batı Trakya'nın kalbindeki kentteyiz, Gümülcine'deyiz. ...1923 nüfus değişiminin kapsamadığı Gümülcine, Lozan Anlaşması dahilinde Müslüman Türk nüfusun en yoğun olduğu yer. Biz de Türk'üz. Düne kadar burası zaten Türkiye'ydi. Anamız, babamız, dedemiz onlar da Türk, Müslüman. Başka türlü olması zaten düşünülemezdi. Haliyle bilhassa yani 70'li yıllardan sonra çok fazla gidiş geliş olmaya başladı Türkiye'de. 1946 senesinde Gümülcine'ye geldim. Bütün yaşım orada geçti. 84 yaşındayım kızım. 84 yaşındayım. Bu ana kadar Gümülcine'ye 10 seneden beri ağlayıp çocuğum Gümülcine'ye geleceğim. Haydi getirirler. Eskisine nazaran Gümülcine azaldı. Çok göç ettiler Türkiye'ye. Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalan Gümülcine, Batı Trakya'daki Türk Müslüman nüfusunun en fazla olduğu kent olarak göze çarpıyor. Bunun en güzel örneği göğe yükselen minareler ve camiler oluyor. İşte bu da Gümülcine'de Müslüman Türk nüfusun varlığına işaret ediyor. ...550 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Gümülcine'de pek çok Osmanlı yadigarı eser dikkat çekiyor. Bunların başında eski cami geliyor. Şehir merkezinde bulunan eski caminin tarihi 1600'lü yıllara kadar uzanıyor. Yunanlıların eski Gümülcine çarşısı olarak adlandırdığı çarşıda Osmanlı mimarisiyle yapılmış mağaza ve evlerle göze çarpıyor. Ve şehrin simgesi Saat Kulesi. Saltanatı boyunca neredeyse her şehre bir saat kulesi inşa eden Sultan II. Abdülhamit'in emriyle 1884'te yapılan kule Osmanlı'nın şehri armağanı. Gümülcine'yi Batı Trakya'dan ayıran ve Türkiye'ye daha yakın olduğunu kanıtlayan en önemli göstergesi ise Türk kahvesi. Gümülcine'de çarşının hemen içinde yer alan dükkanda Türk işletmeci tarafından özenle hazırlanıyor Türk kahvesi. Gümülcine'nin Türk kahve önemi eskiden Osmanlı döneminden kalma bize bir yadigar olarak Türk kahvesini burada çok özenle hazırlayıp tadı, kaymağı en önemlisi de harmanlarıyla yapıyoruz. Eski zaman Osmanlı döneminin kahvesini diyelim devam ettiriyoruz. Özelliği de 40 yıl hani derler ya bir fincanın 40 yıl hatırı vardır diye burada bizim burada çok hatırı var yani 40 yılı da geçer yani. ...70 yılı aşkın bir süredir Çukur Kahve, Gümülcinelilerin buluşma noktası. Gümülcine'nin Kır Mahallesi ise Türk evlerinin çokluğu nedeniyle Türk Mahallesi olarak anılıyor. Kır Mahalle çoğunlukta Türk Mahallesi, çoğunluk olarak Türkler yaşıyor burada. Tabii... Yok az bir şey. Çok az da inanlı var mesela aramızda. Tabii bütün Gümülcine'de tanıdığım çok kişi insanlar var ama mahalle gene mahalle bizim Kır Mahalle'de. Burada büyüdük. Bu gördüğümüz insanlarla hep beraber yaşlandık. Ben
aşağı yukarı 60'tan beri buradayım. İyi anladın mı? Şöyle gidiyor işte yavaş yavaş. Ben bu mahallede doğdum ve bu mahallede büyüdüm. Türklerle uyum içerisinde yaşıyoruz yıllardır. Biz Paskalya bayramlarımızda onlara yumurta ve çörek ikram ediyoruz. Onlar da bize kurban bayramlarında et, diğer bayramlarda da baklava ikram ediyor. Lafi, baklava... Türkiye'nin hemen ötesinde Batı Trakya'nın güzel şehri Gümülcine, Türk ve Yunan nüfusun bir arada yaşadığı dostluk şehri olarak göze çarpıyor. Türkiye'nin sınır komşusu şehrinin sokaklarında dolaşırken Türkiye'den pek de uzakta olmadığınızı hissetmeniz olası. Gümülcine sınırlarından birkaç kilometre uzaklaşıp bir Türk köyüne konuk oluyoruz şimdi. Eskiden önemli bir istasyon durağı olan Demirbeyli köyü bugün cami ve tekkesiyle anılıyor. Gümülcine'ye 20 kilometre uzaklıkta Maronya Belediyesi'ne bağlı bir Türk köyü Demirbeyli. Ne davul ister ne zurna, haydi yarip çalsana çalsana. Köyün Yunanca adı Venna. Yazılı kaynaklara göre ise asıl adının Timurbeyli olduğu biliniyor. Demirbeyli köyünün kuruluş tarihi tam olarak bilinmese de Osmanlı döneminde Timur Bey adındaki bir zat tarafından kurulduğu rivayetler arasında. Bu köyü kuran dedem Türkay'da pancar ekilirdi, tütün ekilirdi, domat ekilirdi, bilgiler, müsür hep şekili bu orada. Bu orada hep şekili. Demirbeyli köyünün sakinleri zorlu yaşam şartları nedeniyle zaman zaman yurt dışına göç etmek zorunda kalmış. Köyün özellikle Türkiye ve Almanya'ya büyük göçler verdiği biliniyor. Köyün 179 hanesinde bugün 450'ye yakın Müslüman halk yaşıyor. Ben bu köyde 50 yıldır köydeyim. Bu arada doğma büyüme hepsi Türk, hiç yabancı yok. Var başka uyanlarda bunun köyleri ama uzak bize. Yani işte bu yanda var, duvancılara yakın. Oğullarda da var. Ama biz burada sadeyiz demek. Var be kız hanım, hepsi var. Camisi var, tekkesi var. Her şey var ya. Hiç kız hanım bilmeyiz de böyle şeye alışık olmadığımıza. Demirbeyli'nin Türk köyü olduğunu köy meydanındaki cami kanıtlıyor. Türk caminin minaresi yok. Sebebi ise hükümetin camilerin minarelerine izin vermemesi. Köyün simgesi ve en önemli değeri ise Demirbeyli tekkesi. Eski mezarlığın hemen yanında bulunan tekkede yatan zat hakkında iki rivayet bulunuyor. İlk rivayet Karacaahmet'in kardeşi olduğu yönünde. İkinci rivayet ise köyün kurucusu olduğuna inanılan Timur Bey. Timur, bakın gidin arataya. Timur, köyün adını bunun adını koymuşlar. Bu büyük kumandar, bu orduyu yönettiren bu, bu orada kalan. Yönettiren bu. Bu da yardıma giriyor, bu şehit düşüyor bu orada. Bunu böyle gömüyorlar. En büyük şehit bu orada budur. 8 Şubat 2005'te yakılan tekke köy halkı tarafından yeniden restore edilerek bugünkü görünümüne kavuşturulmuş. Tekkenin avlusunda türbeyi ziyaret edenler adaklar adayıp dualarının kabul olmasını diliyor. Yunanistan sınırları içinde ama Türkiye'nin yanı başındaki Demirbeyli köyünde halk dillerini ve geleneklerini bugün de yaşatıyor. Batı Trakya'da çoğunlukla Türk nüfusun yaşadığı bir yer Gümülcine ve orada yaşayan Türklerin kültürlerini koruması ve geliştirmesi için birçok dernek faaliyet gösteriyor. Şimdi Gümülcine'de çalışan iki derneğe konuk oluyoruz ve yöneticilerinden derneklerin faaliyetlerini dinliyoruz. Müzik
Batı Trakya'daki Türkler dedelerden miras geleneklerini ve kültürel değerlerini dernekler vasıtasıyla yaşatıyor. Bir arada yaşama, var olan değerleri gelecek nesillere aktarma adına önemli faaliyetlerde bulunan derneklerin ilki Gümülcine Türk Gençler Birliği. Dernek Batı Trakya'da yaşayan Türk gençlerin kültürlerini koruyup gelişmeleri için 80 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor. 1923 yılında Lozan Anlaşması'ndan sonra bilindiği gibi azınlık olarak Yunanistan'a bırakılıyoruz. Ve Yunanistan'a bırakıldıktan sonra tabii Türkiye Cumhuriyeti'nde o dönemlerde Atatürk ilke ve inkılapları oluyor. Buradaki de Batı Trakya Türkleri bu ilke ve inkılaplarda mağdur kalmasınlar diye o dönem gençleri tarafından burada hem Türk kültürünün yaşatılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan ilke inkılapların Batı Trakya Türküne de yansıması için derneğimiz kurulmuştur. Gümülcine Türk Gençler Birliği'ne 1984'te isminde Türk olduğu gerekçesiyle Rodop Valiliği'nin isteği üzerine mahkeme tarafından kapatma kararı verildi ve derneğin tabelası söküldü. Ancak dernek bugün Türk Gençler Birliği adı altında faaliyetlerine gayri resmi olarak devam ediyor. O dönemde İskeçe Türk Birliği 1927 yılında kurulmuş. İskeçe Türk Birliği'nden sonra bizim Gümülcine Türk Gençler Birliği 28 yılında kurulmuş. Bir de ismine Türk kelimesi olan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği 1936 yılında kurulmuş. Bu üç derneğin tabelaları aynı dönemde indiriliyor. Ve ardından iç hukuk bizim mücadelemiz başlıyor. Ve biliyorsunuz İskeçe Türk Birliği'nin de İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar dava sürüyor. Biz de onları örnek teşkil edeceğin için İskeçe Türk Birliği'nin davasını merakla beklemekteyiz. Şu anda gayri resmi olarak faaliyetlerimiz devam etmekte. Yaklaşık 250 kurs yerimiz var. Batı Trakya'da yaşayan Türk Müslüman nüfusa hizmet veren bir başka dernek ise İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği. Batı Trakya Müslüman Türklerinin birlikte düşünme ve dayanışmasını hedefleyen dernek 2011'den bu yana hizmet veriyor. Yaklaşık 170 üyemiz var. Amacımız Batı Trakya'daki insanımıza, kardeşlerimize, kendimize dönük birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamak, sorunlara ortak olmak, sorunları el birliğiyle çözmek, sevinçlere ortak olmak. Çünkü sevinçler paylaşıldığı zaman çoğalırlar, sıkıntılar da paylaşıldığı zaman azalırlar. Bunu amaçlıyoruz. Dernek Batı Trakya Müslümanlarıyla Türkiye arasında köprü oluyor. Tartışıyoruz, görüşüyoruz, dertleşiyoruz, sorunlarımızı yakından görüyoruz. Bir iki yıldan beri de iftarlar yapıyoruz, iftarımız oldu. Türkiye'den çok değerli katılımcılarla birlikte iki yıl iftar yaptık. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı kendi içinde bütünlüğü sağladığı zaman ayakta kalması haliyle daha uzun süre olacaktır. Bizim bütün duamız, çalışmamız, gayretimiz dünya var oldukça biz de Batı Trakya Müslüman Türkiye olarak burada var olmak. Sırada Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif'le gerçekleştirdiğimiz özel röportaj var. İbrahim Şerif, Batı Trakya Türklerinin eğitim başta olmak üzere birçok konuda yaşadıkları sıkıntıları da Tuğçe Özerdem'e anlattı. Batı Trakya dediğimiz zaman akla iyi gelen 1923 Lozan Antlaşması ile belirli hak ve hukuk çerçevesinde bırakılmış bir topluluk akla geliyor. Bu Lozan Antlaşması'nın 37. 45. maddelerinde de tespit edilerek hakkımız, hukukumuz tespit edilmiş. Fakat biz Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak dini özerk olarak bırakılmışız. Bu özerkliğimizin temsilcisi de yahut da sembolü müftüler. Müftüler Osmanlı dönemindeki kadıların görevleri müftülere verilmek suretiyle 1923 yılından itibaren kadılık görevini de müftüler yapmakta. Dolayısıyla müftüler birer dini lider oldukları gibi günlük hayatın da birer lideri durumundalar. Fakat zaman içinde bu bahsettiğim haklar Yunan devleti tarafından peyderpey ortadan kaldırılmış. Bizler halkın seçtiği müftüleriz. İskeçe'deki benim meslektaşım Ahmet Mete halkın seçtiği müftüler olarak görev yapıyoruz. Benim 1990'dan 2013'e kadar 23 yıldır
bu görevi ifa ediyorum. Evvela azınlık var olan hakkını vermemekte direndi. Direniyor yani. Yani bu müftüyü seçme hakkı anlaşmalar gereği azınlığın. Bu hak elinden alınmak isteniyor azınlığın. Azınlık da bu hakkına sahip çıkıyor. Ben bu hakkı vermem diyor. Ve dolayısıyla seçtiği müftünün ardından gidiyor. Bizim 115 tane Kur'an kursumuz var. Buraya ilkokul çocukları devam ediyor. Bizde eğitim, yani Yunanistan'da eğitim yarım gün. Yani öğleden sonra çocuklar okula gitmiyorlar. Bütün insanlar çocuklarını öğleden sonra Kur'an kursuna gönderiyor. Bunun birkaç nedeni var. Birinci nedeni şu, bizim ilkokullardaki eğitimimizin altı boşaltıldı. Yani okullarımız var ama azınlık okulları var ama eğitim yeterli değil. Bu da endişe başlıyor. Ben çocuğumu Yunanca okutuyorum, Yunan okuluna gönderiyorum ama dini ne olacak? Bu sefer de dinini öğretebilmek için Kur'an kurslarına sarılıyor. Dolayısıyla ilkokullar, gerek Yunan ilkokullarına giden, gerek azınlık okullarına giden, Türk okullarına giden çocuklar öğleden sonra ilkokul çocukları Kur'an kurslarına devam ediyor. Bizim DEDAŞ'la birlikte şu anda ilkokula devam eden 3500 öğrencimiz var. Bu 3500 öğrencinin 3000 tanesi bizim 115 tane Kur'an kursumuza devam ediyorlar. Öbür taraftan da biz yetişmiş genç annelere, genç kızlara yönelik de kurs, bayanlara yönelik de kurslarımız var. Ve azınlığımız açısından da bunun çok faydalı olduğuna şahsen ben inanıyorum ve teşvik ediyoruz. Neden halk buna bu kadar önem veriyor, dine veyahut da kursa diyeceksiniz. Bunun sebebi şu, insanlar asimilasyona uğramak, kendi dinini unutmak, kendi dilini unutmaktan endişeli olduğu için bu şekilde hareket ediyor. Ve bugün Devre Alem'in sonuna geldik. Yarın Bulgaristan'ın tarihi şehri Vidin'den özel haberlerle 15.30'da TRT Türk ekranında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.